Halk Televizyonu Haber Merkezi'nden merhaba sevgili seyirciler. Gün içinde gelişmeler ve ayrıntılarıyla karşınızdayız. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 13. yıl dönümü bugün. Acı kayıpların, yaraların, o felaketin ardından 13 yıl geçti ancak bu acılar tedbir aldırmaya yetmiyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi. Deprem sırasında ve sonrasında yaşananlar, bir doğa olayı olan depremin bir afete nasıl dönüşebileceğini hepimize çok acı bir şekilde göstermişti. Yaşanan bu acının ardından Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, topraklarının %92'si, nüfusunun %95'i, büyük sanayi merkezlerinin %98'i deprem bölgeleri içinde yer almakta olduğu ve barajlarımızın %93'ü bu tehlikeli hat üzerinde bulunduğu gerçeği enine boyuna tartışılmıştı. Bilim insanları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri acıların tekrar yaşanmaması, mal ve can kayıplarının olmaması için gerçeğe uygun politikaların geliştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği yönünde sorumluları uyarmıştı. Ancak en son 2011 yılı içerisinde yaşanan orta büyüklükteki Simav, Tekirdağ ve Elazığ depremleriyle Büyük Van depreminden sonra yaşananlar Türkiye'nin depremlere tam olarak hazır olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Marmara depreminde resmi rakamlara göre 35 bin kişi ölmüştü. Ancak Yurt Gazetesi'nin haberine göre o döneme tanıklık eden bir belediye başkanı, hükümetin gerçek rakamı yansıtmadığını, zira sadece Gölcük'te ölenlerin sayısının 35 binden fazla olduğunu ve Değirmendere'de ise bu rakamın 10 bin civarında olduğunu, diğer illerin de eklenmesiyle 40 binin çok üzerinde olduğunu aktardı. Peki bugün İstanbul'da bir deprem olsa vatandaşları neler bekliyor? Bu soruyuysa TMOP İnşaat Mühendisleri Odası yanıtlıyor. İşte olası bir depremde İstanbul'da yaşanacaklar. En az 400 bin ailenin acil barınmaya ihtiyacı olacak. 160-200 bin yaralı insanın hastaneye ihtiyacı olacak. 70-150 bin kişi yaşamını yitirecek. Elektrik santralleri hasar görecek. 250-300 bin mertebesinde iş kaybı olacak. İstanbul'un birçok yerinde yangın çıkacak. Evet, bugün Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 13. yıl dönümü dedik. Felakette hayatını kaybedenler Gölcük, Yalova, İzmit ve Sakarya'da düzenlenen etkinliklerle anılıyor. 17 Ağustos 1999. Saat 3'ü tam 2 dakika geçiyordu. Büyük bir gürültü ve sarsıntıyla yataklarından fırladı o anı yaşayanlar. Kimileri şanslıydı ve sağ salim kurtulmuştu, yakınları, sevdikleri ve kendileri. Ancak binlerce can yandı. Her enkazın başında ayrı bir acı bekleyiş yansıyordu kameralara. İnsanlar sevdikleri tek parça çıkabilsin diye dualar ediyordu. Aradan tam 13 yıl geçti. Kayıpların acıları ise hala taptaze yerinde duruyor. Dün gece depremin yaşandığı o dakikalarda kayıplar verilen illerde anma törenleri düzenlendi. Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler felaketin meydana geldiği saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı. Anma etkinliği öncesinde kent meydanında toplanan CHP Gençlik Kolları üyeleri depremde hayatını kaybedenler için dua okuyarak helva dağıttı. Yalova'da da depremin yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren depremde yıkılan binaların enkazı üzerine kurulan deprem anıtını ziyaret etti. Hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bırakan vatandaşlar, anıt içinde bulunan fotoğraf sergisini de gezdi. Gece geç saatlerden itibaren anıt çevresindeki kalabalık artarken bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Sarsıntıları bile bir anda durdurur. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı. 17 Ağustos depreminde Yalova'da 10.201 ev ve iş yeri hasar görmüş, yaklaşık 2.500 kişi hayatını kaybetmişti. Evet.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de düzenlenen törende depremde hayatlarını kaybedenler anıldı, dualar okundu. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akarsa depremin yalnızca 17 Ağustos'ta hatırlandığını, bunun yetmeyeceğinin örneğini Van'da yaşadıklarına tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Ve sevgili seyirciler, stüdyo konuğumuz CHP Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayraktutan'la önce depremi konuşacağız. Sayın Bayraktutan, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk, evet, çok teşekkür ederim. Büyük felaketin üzerinden 13 yıl geçti ama az önce de söyledik, böyle bir büyük felaket yaşamamıza rağmen ve Türkiye'nin bir deprem bölgesi olmasına rağmen hala en ufak depremde bile yıkıntılar, can kayıpları olabiliyor. Alınan önlemler yeterli değil. Ama depremin ardından sonra yaşananları hatırlarsak bu anlamda çok büyük tedbirler alınacağı hükümet tarafından açıklanmıştı ama gelinen noktada görüyoruz ki hala değişen bir şey yok. Önce ben de bu sıcak Ankara gününden bizi izleyen Halk TV'nin izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Şunu ifade edeyim, ne yazık ki bizim ülkemizde çözümler palyatif. Yani uzun vadeli çözümleri düşünmüyoruz. Böyle bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama gelinen noktada özellikle başka ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman deprem Türkiye'nin kaderi midir diye diyoruz. Kaderci bir toplumuz. Böyle bir olay, bir ölüm olayları olduğu zaman diyoruz ki hemen işi Allah'a havale ediyoruz. Evet. Allah'tandır diyoruz. Evet. Türkiye ne yazık ki bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Yani Cumhuriyet'ten bu tarafa doğru, Erzincan depreminden bu tarafa doğru aldığımız zaman hemen hemen böyle 5 yıllık, 10 yıllık zaman dilimleri içerisinde büyük depremler yaşıyoruz. En son Van depremini yaşadık. Ve ne yazık ki 99 depremi aradan 13 yıl geçmesine rağmen Türkiye için bir ders olmamış. Siyasetçiler için, yani bu işi planlaması gereken, toplum yaşamının önderleri olması gereken ve güvenli bir yaşam sunması gereken bir siyaset kurumu için deprem öncelikli bir kavram haline gelmemiş. Bugün Türkiye bir olası bir İstanbul depremini tartışmaya başlıyor. Bilim adamları gazetelere çıkıyorlar. Bizim gönlümüzü ferahlatan açıklama yapan bir bilim adamının arkasından bir diğeri efendim İstanbul'daki depremde 10 bin kişi ölecektir, 5 bin kişi ölecektir gibi rakamları telaffuz edince 14 milyonluk megakentte bu rakamın çok düşük olduğu, o nedenle depremin boyutunun büyük olmayacağına ilişkin kendi iş dünyamızda bir rahatlamaya sevk edilen bir fiili durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bana göre 13 yıllık bu zaman dilimi içerisinde siyaset kurumu için, ülkeyi yönetenler için, hele hele 10 yıllık AKP iktidarı için olası bir depremin sonuçlarını meydana getirmesi açısından herhangi bir ciddi önlemin alınmadığını Türkiye, İstanbul ve Marmara depreminden ders alması gereken AKP iktidarı ne yazık ki bir aciziyet içerisinde gözüküyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'daki olası bir büyük depremde depreme müdahale edecek acil müdahale alanlarının konutların yükseldiği, yeni rant alanlarının yaratıldığına ilişkin geçenlerde Sayın Gürsel Tekin bunu ayrıntılarla açıkladı. Özellikle İstanbul'daki rant haritasını. Ben belki 17 Ağustos depreminden sonra kısa vadede yaralar sarılmış olabilir. O gidenleri geri getiremedik. Öncelikle şunu ifade edeyim. 13 yıllık bir zaman diliminde bugün aramızda olmayan deprem şehitleri diyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yakınlarının acıları çok taze. Ama üzücü olan da şudur. Dün televizyonlarda akşam da seyrettim. Bugün de seyrettim. Bir takım anmalarda çok büyük kalabalıkları göremiyoruz. Evet. Yani bunlar vakayı adliyeden olaylar gibi. Hani şehitlerimiz geldiği zamanki artık şeyini kaybediyor, o ambiyansı yitiriyoruz. Benim dün aldığım bilgilerde ne yazık ki bazı illerdeki kutlamalarımızda çok az sayıda insanlarımız orada oluyor. Yakınlarının dışında halkımız bu şeye konuyla ilgilenmiyor. Yani onun için çok uzun kısa bir zaman değil. Bakın Hiroşima'daki felaketi aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Tokyo, Japonlar aynı sıcaklığıyla anıyorlar. O saygılarını belli ediyorlar. Bir şeyi düşünün, ikiz kuleleri düşünün Amerika'da. Büyük bir saygıyla anıyorlar. Ama şimdi gelinen noktada bizler ne yazık ki toplumumuz bir vurdum duymaz toplum olduk, balık hafızalı olduk. Bu bize bir ders olması gereken bir olay olmasına rağmen ne yazık ki zaman içerisinde bunu unutuyoruz. Ama bir yandan da böyle kapalı kapılar ardında bir İstanbul gerçeğini yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız diye bunu kendi iş dünyamızda yaşıyoruz. Şunu ifade edeyim, Japonya'da 9 şiddetinde depremde sadece binalar çatlıyorsa, yani Japonlar eğer bilimle bu işi aşmışlarsa bana göre bu işi Allah'a havale etmeye gerek yok. Neden dolayı? Çünkü 7-10'da bizde 4-4 şiddetindeki depremlerde bile ölüm olayları oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Van'da artıcı sarsıntılarda bile insanları kaybettik. Devlet sadece olay olduktan sonra
olaydaki yaraları giderecek, baba şefkati gösterecek bir kurum değildir. Devlet aynı zamanda önleyici kimliği de olabilen, yani bu felaketi önleyebilecek, tedbirleri ele alabilecek bir kurumsal kimlik olmalıdır diye düşünüyorum. Ben bu konuda Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Erzincan depremi çok büyük bir kırılmadır, büyük bir travma yaşatmıştır Cumhuriyet'e. O dönemlerde İsmet İnönü Erzincan'a ulaşmış ve o vahim durumu görmüştür. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki duyarlılığı, o yokluklara rağmen o duyarlılığın daha sonraki yıllar içerisinde rant kaygılarıyla bina yönetmelikleri, belediyelerin imar planları, kat karşılığında verilen olaylar karşılığında bu felakete biz çağırıyoruz, biz getiriyoruz. Siyaset kurumunun Türkiye'de sorumlu olması gereken bütün kurumların 17 Ağustos 1999 depreminden kendilerine çıkartacağı bir pay vardır. İnşallah bu acıları unutmayız. İnşallah bu son olur. Türkiye'ye önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda yeni bir felaketi yaşamaz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şu gerçekle de kendi iş dünyamızda karşı karşıya olmamız lazım. Türkiye ne yazık ki bir deprem haritası açısından, yani Türkiye'ye fay grafiği açısından dünyadaki en olumsuz yerlerden bir tanesi. Ve buna rağmen biz bu faylar üzerinde çok katlı apartmanlar yapıyoruz. Deprem ve bina yönetmeliklerine aykırı olan yapılaşmaları oluşturuyoruz. Ve oralara insanlarımızı getiriyoruz. Arkasından da böyle uzucu bir faaliyeti yaşadığımız zaman diyoruz ki Allah'tandır, ne yapalım, Allah rahmet etsin diyoruz. Böyle bir Türkiye'yi, yani ileride özlemlediğimiz, yani ne diyoruz, özgürlüğün ve umudun ülkesi, hepimizin Türkiye'si dediğimiz Türkiye gerçeğini bu tablolarla yaşamak istemiyoruz. Ben bu düşüncelerimle bugün aramızda olmayan, o büyük faciada kaybetmiş olduğumuz bütün kardeşlerime tekrar Tanrı'dan rahmet diliyorum. Onların ailelerini, o işlerinde, yüreklerinde sönmeyen o kor ateşini, o acılarını yürekten paylaşıyorum. Hepsinin aziz hatırasını saygıyla eğiliyorum. Evet. Şimdi siz az önce dikkat çektiniz İstanbul'da olası bir depremde neler olabilir, evet, diye. Ancak İstanbul'da yaşanan o 99 depreminden sonra çatlaklar olan binalar hala duruyor. Evet. İçlerinde insanlar oturuyor. Bu anlamda herhangi bir çalışma yapılmadı ya da yapıldıysa da yetersiz kaldı. Yine çok yakın zamanda Van Erciş'te yaşadığımız depremde... Evet. Hemen hemen o bölge dümdüz oldu diyebiliriz. İnsanlar başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Adeta hayalet bir yerleşim yerine döndü o bölge. Bu gösteriyor ki alınan önlemler son derece yetersiz ama hep fatura çıkarılacak birileri bulunur ya bizde. Örneğin işte Yalova depreminde bir Veli Göçer ismi vardı. Yine evet. Bu Van Erciş'te Bayram Otel'in sahibi Tevfik Bayram vardı. Hükümet yetkilileri... kaçıyorlar adeta, sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Bu olay hep bu aşamada kalıyor. Şimdi şöyle ifade edeyim, bir söz vardır: İngiliz gibi başla, Türk gibi biter diye böyle bir ilginç bir şey vardır. Aslında Türk gibi başla, İngiliz gibi bitirdir işi. Evet. Yani biz böyle bir olaya çok büyük bir şeyle gireriz. Şöyle ifade edeyim, insan eliyle bir doğal afetin önlenmesi mümkün. Bakın ben geçen hafta Avrupa'daydım. Hollanda'da kaldım 2-3 gün. Hollanda deniz seviyesinin altında olan bir ülke. Gezme fırsatına ulaştım. Tarih boyunca da çok büyük felaketler yaşamışlar. Gelgit olaylarından dolayı, bu tsunamilerden dolayı çok büyük ölümler olmuş tarih boyunca. Ama Hollanda'yı yeniden imar etmişler. Yani bu faciayı nasıl önleriz diye deniz önüne setler yapmışlar ve yeni bir Hollanda yaratmışlar. Hollanda'da şöyle bir söz var. Diyorlar ki Tanrı dünyayı yarattı, biz de Hollanda'yı yarattık diyorlar Hollandalılar. Müthiş bir söz, müthiş etkilendim. Demek ki olabiliyor yani böyle bir olay. O müthiş ülkeyi yaratmışlar. Şimdi biz, bir felaket kapıyı çalıyor, ben geleceğim diye diyor, bir Türk çözümü bulmuşuz. Efendim Van'da da böyle olaylar oldu. Biliyorsunuz bazıları hakkında soruşturma açtılar, görevden uzaklaştırdılar. Afet işleriyle ilişkin, bu işle ilgili kamu görevlilerine ne yazık ki oturulamaz binalara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ne diyelim, böyle bir paradoksu yaşayamayız. Oturulamaz binalara rapor verdiler oturulabilir diye. Binaların dışını sıvadık. Yani bir anlamdaki o çirkinliği, olabilecek bir felaketi sıvalarla kapatmaya çalıştık. Bu Türkiye gerçeği. Ne yazık ki böyle bir toplum olduk. Yani birbirimizi tanıyamadığımız, yani rant kavgasını iç dünyamızda yaşamış olduğumuz bir toplum modelini AKP Türkiye'ye getirdi. Şimdi televizyonları başında izleyenler bunu, bu faturayı AKP'ye nereden çıkartıyorsunuz diyebilirler. Ama şunu ifade etmek isterim. Yani bugün İstanbul'un eğer büyük bir deprem haritasında binaların %60'ının %70'inin yıkılabileceği, özellikle fay hattında, Kartal ve diğer bölgelerde olan bölgelerde ifade ediliyorsa, eğer böyle bir kaygı varsa demek ki bu çürük binalar yapılmaya devam edilmektedir ve kamu yönetimi, siyaset kurumu buna müdahale etmemektedir. O nedenle böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz ancak dediğim gibi işimiz Allah'a kalmıştır. Allah korusun diyoruz. Aman böyle bir deprem felaketi yaşamayalım diyoruz ama bir yandan da
Yani gerekli önlemleri ve tedbirleri almıyoruz. İşte biraz önce Hollanda örneğini verdim. Japonya örneğini veriyorum. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Japonya depremle beraber yaşayan bir ülke. Hemen hemen her dakikada yani artış sarsıntılar oluyor. Richter ölçeğine göre deprem tespit ediliyor ama Japonya'da ölüm olayları olmuyor. Bakın Japonlar geçenlerde çok büyük bir felaket yaşadılar. Evet. Yani geçen yıl yaşamış oldukları felaket çok büyük bir felaket ama o neydi? Ve ondan sonra gelinen noktada Japonlar biliyorsun nükleer facia da yaşadılar. Ben Almanya geçen yıl bu felaketten sonra bir açıklama yaptı. Hı hı. Ne dedi? Japonya'nın yaşadığı felaketten sonra nükleer santrallerin getirdiği olumsuzluklar açısından biz nükleer santral gerçeğini Almanya'dan sileceğiz. Evet. Almanya'da şunu gördüm. Almanya'nın her tarafında rüzgar türbinleri var. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki efendim ben Mersin Akkuyu'da neler derlerse desinler. Bu yeşiller ne konuşurlarsa konuşsunlar. Ben Mersin Akkuyu'da nükleer santrali kuracağım. Şimdi ben buradan televizyonlardaki bizleri izleyen seyircilerimizin vicdanlarına sesleniyorum. Almanlar mı bu işi bizden iyi biliyorlar yoksa bizler mi Almanlardan daha çok iyi biliyoruz bu işi? Bakın Japonya'nın yaşamış olduğu bir felakette aklımızda kalan o nükleer faciadır. Ve o nükleer facianın sonuçlarının ne olduğunu bilmiyoruz biz. Evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çernobil faciasında ilk 20 bin ölü hangi ölülerdir biliyor musunuz? Çernobil faciasında o büyük faciada, 96'daki faciada ilk ölenler faciaya müdahale etmek için giden itfaiye gruplarıdır, sağlık ekipleridir. Hepsi ölmüştür o insanların. Yani 20 bine yakın insan Çernobil faciasında ilk müdahale ekipleridir. O insanlar ölmüştür. Şimdi böyle bir tablo var. Sayın Başbakanımız sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi. Efendim buna karşı çıkan çevrecileri, yeşil doğayı savunan çevreci örgütlerini neredeyse vatan haini olarak savunuyor. Bu da herhalde bir Türkiye gerçeğidir. Böyle bir ironiyi de izleyicilerimle biraz paylaşmak istedim. Biraz tersten gidiyoruz herhalde evet, her şeye. Evet, evet, ne dünya vazgeçerken öyle. Biz... Herkes gidiyor Mersin'e. Biz gidiyoruz tersine öyle diyelim yani. Evet. Evet. Diyelim bir daha böyle felaketler yaşamayalım. İnşallah. İşimiz Allah'a kalmasın. Kaderci olmayalım. Temennim yaşamamız. Gerekli önlemler alınsın istiyoruz ama tabii bir yandan da sizin az önce sözünü ettiğiniz gibi Japonya'da o kadar şiddetli bir deprem olup da insanlar yaşamını yitirmezken burada onun çok daha altında şiddetteki depremlerde yüzlerce, onlarca, binlerce insanın ölmesi neden Türkiye'de insana bu kadar az değer veriliyor sorusunu akıllara evet. getiriyor ve bir vatandaş olarak da insan hakikaten kıskanıyor. Oradaki vatandaşların yaşam standartlarını, yaşama verilen önemi. Şimdi bir diğer önemli konu da geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, daha doğrusu hafta içinde yaşadığımız terör olaylarının ardından CHP Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Ergün'ün kaçırılmasıydı PKK terör örgütü tarafından. Terör hareketi son dönemde, son bir ay içinde bir ivme kazanmıştı. Önemli adreslerde terör saldırıları yapıldı. Foça'da evet. ve Hakkari Şemdinli bölgesinde olağanüstü şeyler oldu. Girilemeyen bir bölgeden söz ediliyor. Hüseyin Ergün'e geleceğim ama isterseniz önce bir terörü değerlendirelim. Evet. PKK bu terör hareketleriyle ne mesaj vermek istedi? Bu artan terör saldırıları ve bu az önce söylediğim iki önemli adres ne anlama geliyor? O konudaki değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi PKK bir terör örgütüdür. Bunu tartışmaya, bunu konuşmaya falan gerek yok. Gelinen noktada temel bir hedef vardır. Türkiye'nin üniter yapısıdır. Hı hı. Türkiye'nin başkentidir, Ankara'dır. Evet. Türkiye'nin dilidir, Türkiye'nin kurumlarıdır, ülkemizin cumhuriyetin temel nitelikleri ve kazanımlarıdır. Yani hedef şudur, Mustafa Kemal'in devrimidir hedef. Yani nedir? Önümüzdeki dönemde PKK bir siyasal mücadele yürütüyor, bir silahlı mücadele yürütüyor. Bunun bir siyasal ayağı var, parlamento ayağı var, bunları açık konuşacağız. Parlamentoda onun uzantısı olan bir siyasal parti grubu var. Bir de bu terör mücadelesini yapan dağdakiler var, teröristler var. Bunlara açıkça silahlı terör gruplarıdır diyoruz. Evet. Hiç lafı evirip evet. çevirmeye gerek yok. Evet. Eline silah alan, yol kesen, polisimizi, askerimizi şehit eden, vatandaşımızı katleden bir terör örgütüne açıkça terör örgütü diyoruz. Yani eli silahlı canilerdir diyoruz. Hı-hı. Bunu buradan ifade ediyorum. Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok. Karşımızda çok tehlikeli bir örgüt vardır. Ama şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bakın teşhisi iyi koyabilmek gerekiyor. Ben bütün televizyon programlarında şunu ifade ediyorum. 3 Kasım 2002 Türkiye'sini düşünün. Türkiye'nin birinci gündemi terör değildi. Evet. Yani terör minimize edilmişti. Terörist yani şehit sayılarımıza baktığımız zaman son belki 5-6 ayda belki 2-3 tane şehit sayımız vardı. Ama gelinen noktada 3 Kasım 2002'den sonra yeni bir Türkiye modeliyle yeni bir Türkiye konseptini ülkemizin önüne koydular. Bunlar ne yaptılar? Şöyle geriye doğru baktığımız zaman
silahlı terör gruplarını, üzerinde haki elbiseler, gerilla elbiseleri giymiş olan terör gruplarını Habur sınırı kapılarında davul zurnayla karşıladılar. Diyarbakır'daki asker mahkemelerden, özel güvenlik mahkemelerden hakim savcıları helikopterlere bindirdiler, mobil mahkemeler kurdular ve serbest bıraktılar. Evet. Yani onlar aslında ülkemizin içine girdikleri zaman nasıl teminatlarla geldiler, dediler ki hiç merak etmeyin, sizi serbest bırakacağız, hiçbir size bir şey olmayacak, kılınıza bile kıpırdamayacak. Ama gelinen noktada öyle bir yapıyla karşı karşıya kaldılar ki Türkiye'deki bu tepkinin bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmediler. Bana göre terörü müzakereyle ne şekilde çözeceğimiz için kafamda soru işaretleri var. Terörü eğer bir müzakereyle oturup çözeceksek, benim iddiam şu: terörün esas mağdurların da o masaya oturtmamız gerektiğine inanıyorum. Yani şehit ailelerine, bakın binlerce şehit verdik. Gül oynaya çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Gül oynaya, evet, halaylarla gönderiyoruz. Al bayraklı içerisinde tabutlarla geri geliyorlar. Ve aile ne yapıyor? O aileler ne yapıyorlar? Diyorlar ki efendim, vatan sağ olsun diyorlar. Yani Türkiye'de bir tane, dünyada bir tane örneği yoktur böyle bir olay. Evet. Çocuğunuzu, yani onu böyle kıyamadığınız, tüyüne bile dokunmaya kıyamadığınız çocuğunuzu gönderiyorsunuz askere. Onu haince katlediyorlar ve al bayraklı tabutlarla geliyor ve siz diyorsunuz ki vatan sağ olsun diye. Bakın Türkiye böyle bir gerçekle karşı karşıya, bir terör gerçeğiyle karşı karşıya. PKK dışarıda böyle çok gelinen noktada amacı şu: yani bin yıllardır devam eden kardeşliği sona erdirmek istiyor. Yani biz nedir? Mustafa Kemal'in çok güzel bir lafı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türk halkına o büyük Türk milleti diyor. Biz Türk milleti kavramından rahatsız olmamalıyız. Evet. Türk bayrağından rahatsız olmamalıyız. Bakın binlerce yıldır bu coğrafyada kardeşçe yaşıyoruz. İnsanlar etnik kimliklerinden dolayı herhangi bir makama mı gelemiyorlar? Herhangi bir şeye mi ulaşamıyorlar? Bu işin sorunu ekonomik falan da değil. Ben buna da inanmıyorum. Eğer gerçekten bu olayın sorunu, yani Güneydoğu'da yaşanan olayın sorunu eğer ekonomik bir sorun olsaydı, benim her zaman bu örneği veriyorum, beni Artvin'den dinleyenler de gülüyorlar, eğer sorun ekonomik olsaydı Artvin'deki insanların dağdan inmemesi gerekiyordu. Ya eğer sorun, daha başka bir sorun var demek ki. Yani bu bir anlamda Amerikan emperyalizminin bir oyunu. Bunu, bu oyunu görmeleri gerekiyor. Evet. Ne dedi Sayın Başbakan? Ben BOP'un eş başkanıyım dedi. Hı hı. Büyük Orta Doğu Projesi ne öngörüyor? Orta Doğu'da yeni bir Kürdistan haritasını öngörüyor. Bu Kürdistan haritasının bir bölümünü Irak'ta oluşturdular. Bir bölümünü İran'ı da şimdi katmaya çalışıyorlar. Bu bizim akıllı politikacılarımız, Engin Dışişleri Bakanımız Suriye ile alakalı o müthiş değerlendirmeleri sonucunda Suriye'de de bir rezaleti, cenazeye gelip önümüze koydular. Şimdi bunun son ayağını tamamlamaya geldiler. Şimdi Amerika'nın stratejik dergileri yeni bir dünya konsepti ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki şimdi sıra Türkiye'dedir. Gelinen oyun şudur: yeni bir model yaratmaya çalışıyorlar, Kürdistan modeli. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmamda bunu söyledim. Dedim ki bakın, Mustafa Kemal'in Türkiye'sinde, o özgürlüğün ve umudun ülkesi demiş olduğumuz Türkiye'de barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bugüne kadar yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. PKK büyük bir tezgah içerisindedir, büyük bir oyun içerisindedir. Ama bunlar bunu görmüyorlar dedim, bu siyasal iktidar. Neden görmüyorlar? Bakın biz geçen hafta, bu hafta içerisinde salı günü meclisi toplandığımızda Türkiye'nin her tarafına pankartlar astık. Dedik onlar Oslo'ya, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bakın bir anda Suriye olayını yaşıyoruz. Bir anda şehitlerimiz geliyor. Terör her tarafta saldırmaya başladı. Bakın yani diyor ki artık ben sadece Güneydoğu'yla, kendi bölgemle ilişkin bir saldırı strateji planını kenara koydu. Türkiye'nin her tarafında kendine karşı tehdit olarak algılamış olduğu güvenlik güçlerimize karşı saldırı yapıyor. Peki, bunu nerede konuşacağız? Arada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bazı çevreler, bazı otoriteler bu Suriye'deki olaylarla PKK saldırılarının ilişkilendirilmesini, evet, doğru bulmuyorlar. Sizce burada bir anlamlı ilişki olabilir mi? Mutlaka vardır. Yani burada da temel bir strateji hatası yaptılar. Bakın Suriye'ye bunu açık açık ifade ediyoruz. Artık herkes biliyor. Sağır Sultan bile duydu. Hatay'dan özel birlikler gönderiyorlar. Yani Türkiye üzerinde silah gönderildiğini Suriye, evet, makamları, evet, açıklıyor. Suriye'de Türk vatandaşı uyruğunu, Türkiye Cumhuriyeti kimliği vatandaşını taşıyan şeyler ele geçirdiler. Ölüm olayları ortaya çıktı saldırılarda. Şimdi Hatay milletvekilimiz ilginç bir açıklama yaptı. Bugün basına düştü, bilmiyorum takip ettiniz mi? Şimdi gelinen noktada Hatay'a gelen, özellikle Suudi Arabistan üzerinden gelen uçaklarda arama yapılmadığını, Suudi Arabistan'dan gelen özellikle El-Kaide militanlarının silahları
Hatay'a getirildiğini hiçbir arama de kontrolden geçmeden oradan Suriye'ye günlük çatışmalara gidip gelindiğine ilişkin tespitlerimiz var. Yani şunu açıkça ifade ediyorum. Hükümet Suriye'deki mevcut yönetime karşı El-Kaide'cilerle işbirliği yaparak o yönetimi devirebilmek için bazı güçlerle işbirliği yapıyor. Yasa dışı güçler gidiyorlar orada saldırılar yapıyorlar. Bakın ilginç bir örnek vereyim. Geçen ay büyük bir bombalı saldırı yapıldı. Suriye'nin savunma bakanı şeyin yanındaki Esad'ın en yakınındaki kişiler öldüler. Bizim ilgili makamlarımızdan yani bir meşhur devletin temsilcileri öldüler öyle veya böyle. Hiç Türkiye'den herhangi bir başsağlığı açıklaması falan yapıldı mı? Yapılmadı. Şunu da bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Ben bunları savunuyorken, bunları anlatıyorken Suriye'deki mevcut yönetimi, biz o yönetimin çok mükemmel yönetim olduğu kanısında değiliz. O yönetimi savunuyorum, o yönetimin avukatlığını yapıyorum anlamında diye demiyorum. Şunu vicdanlarına sesleniyorum bizleri izleyenlere. Bunu mecliste de Sayın Başbakan'ın gözünün içine bakarak söyledim. Dedim ki Bodrum'da Sayın Esed diyorlar biliyorsunuz. Evet, TRT'nin Esed argümanı ve terminolojisi de değişti. Esad'da Esed yaptı. Esed oldu. Bu Sayın Başbakan Esed dedikten sonra bunların borazanı olan TRT de Esed demeye başladı. Bunlar Esed demeye başladı. Dedim ki Bodrum'da Sayın Esed bunların değişili ve eşiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tatil yapmadı. Kim evet. tatil yaptı? Bunlar değerli başbakanımız ve saygıdeğer hanımefendi tatil yaptılar. Hatta saygıdeğer hanımefendinin geçen gün basına ilişen bir demeci yani müthiş bir ironiydi. Yani ben kendi iş dünyamda Türkiye bunu nasıl algıladı o yoğun tempo içerisinde bu kaçtı. Efendim sayın hanımefendi şunu dedi biliyorsunuz ben aslında dedi bunu korumaya da almak istedik falan diye. Hanımefendi herhalde kendisini kabine üyesi veya başbakan yardımcısı zannediyor. Başbakanın ülkenin başbakanı olduğunu biliyorum ama evde kimin başbakan olduğunu da hanımefendinin bu demeciyle öğrenmiş olduk. Hangi kamu kudretini kullanan bir güç olarak bu Esed ailesini himayesine alacağını da Sayın Başbakan'ın eşi hanımefendiden öğrendik. Hanımefendiden şunu isterim. Türkiye'de mağduriyet içerisinde yaşayan milyonları da bir himayesine alırsa daha çok seviniriz bu televizyon aracılığıyla. Evet. Evet efendim. Tabii Suriye ile ilişkilerimizin geldiği nokta aslında hani tartışılır mı bilmiyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi birdenbire tam tersi yönde ilerlemeye başladı. Bu çerçevede dış politikada da çok doğru adımlar atılmadığı anlamında ciddi eleştiriler var. Dış politikamızı ben yani sınıflandırma bile yapmıyorum. Hı. Şimdi gelinen nokta diyorum ya böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir anda gidiyorsunuz o sırada pazarlık yapıyorsunuz. Bu pazarlığı yapan MİT müsteşarı ki o zaman başbakan müsteşar yardımcısı ortaya çıkınca onun yargılanmasıyla ilgili bir özel yetkili savcı soruşturma fezlekesini başbakanlığa gönderince meclisi apar topar topluyorsunuz. O yargılanamaz ancak benim iznime tabidir diye diyorsunuz. Bir tarafta kapalı kapılar ardında görüşme yapıyorsunuz. Arkasından diyorsunuz ki kamuoyunun karşısına çıkıp Kayseri Meydanı'nda PKK ile görüşen şerefsizdir diyorsunuz. Arkasından bu PKK ile görüşme ortaya çıkınca diyorsunuz ki hayır efendim hükümet değil devlet görüştü. Evet. Ben bunu şöyle bir ironiyle anlatıyorum. Karayollarını sorunca diyorlar ki bölünmüş yolları AKP yaptı. Havaalanlarını AKP yaptı. Barajları AKP yaptı. PKK ile devlet görüştü diye. Böyle bir ironiyle anlatıyorum Türkiye'ye. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Bir yandan siz görüşmeler yapıyorsunuz. Bir yandan görüşmeler yapıyorsunuz. Öbür tarafta başka şeyler yapıyorsunuz. Bakın daha ilginç bir örnek anlatayım. Hüseyin Aygün'ü mutlaka konuşacağız. Evet. Dersim olayını dedi diye kıyamet koptu. O konuda ben de yanlış olduğuna inanıyorum ama başka bir şeyi unuttuk. Bakın iki gün evvel Bitlis'te Güroymak ilçesini PKK bastı. Güroymak'a PKK bastı. Hükümet konağını taradı. Güvenlik güçlerimiz zor durumda kaldı. Güroymak'a geçen yıl Cumhurbaşkanı gitti. Cumhurbaşkanı Güroymak'a gittiğinde ne dedi? Norşin'e geldim dedi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyor. Güroymak'ın adını bilmiyor muydu Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi yani çok temel bir yanlış içerisindeyiz. Yani ülkeyi yönetenler de çok temel bir yanlış içerisindeler. PKK ile müzakere ederek bu olayın sonuçlanabileceğine ilişkin başbakan bir kapalı kapılar ardında da yapıyor da bir taraftan da şehit cenazelerine gittiği zaman her türlü şey yapıyorlar. Ama gelinen noktada şunu ifade edelim. Bu şehit cenazelerinin son bulmasını istiyoruz biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu konuşmak da istiyoruz. Genel Başkanım bu açıklamayı da yaptı. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Ama gelinen noktada bir yandan da şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. O nedenle bu terörün adını iyi koymalıyız. Terörün sağı solu iyisi kötüsü olamaz. Kesinlikle. PKK bir silahlı terör örgütüdür. Bu silahlı terör örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir var olma mücadelesi göstermektedir. Biz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda
etnik kimliği kim olursa olsun. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hep beraber savaştık ve bu ülkeyi hep beraber kurduk. Bu büyük ülkenin vatandaşları olmaktan da onur duyuyoruz. Mustafa Kemal'in aydınlık ülkesinde, bu bağımsızlık ruhu ve ilkesinin içerisinde sonsuza kadar birlik, kardeşlik ve dostluk duyguları içerisinde yaşayacağız. Kim olursa olsun, PKK da olsa, Amerikan emperyalizminin uşakları da olsa bu mücadelemizi, bu azmimizi, bu kardeşlik duygularımızı sona erdiremeyecektir. Buna yürekten inanıyorum. Evet. Şimdi dedik ki bu şehit cenazelerinin son bulmasını, can kayıplarının son bulmasını istiyoruz ama artık bir akılcı çözüm yolunda ilerlemenin zamanı geldi de geçiyor bile deniyor. Bu anlamda işte CHP'nin attığı adımlar var. Kürt meselesinin çözümü konusunda başbakana gittiler. Ancak geri dönüşü çok da olumlu olmadı. İşte Sayın Ergün'ün kaçırılmasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı meclis. Bu da gerçekleşmedi. Evet. Şimdi Hüseyin Ergün'ün kaçırıldıktan sonra yaptığı açıklamalar var. PKK terör örgütünün ateşin durması ve barış ve kardeşlik yönünde mesajlar verdiğini iletti. Bunun çabalarının mecliste daha yoğun gösterilmesini istediklerini iletti. Şimdi tüm bunları göz önünde bulundurursak eğer terör sorununun çözümü konusunda atılması gereken adımlar nelerdir? Şimdi Hüseyin Ergün'ün yaptığı açıklamalar başka bir noktaya mı çekilmeye çalışılıyor? Evet. Sırf gündemi o tarafa çekmek adına. Şimdi tabii bir anda şöyle bir olay var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırdığımızda ki çok önemli bir şey vardı. Bu çağırdığımız tarih itibariyle Hüseyin Ergün olayı yoktu. Önce onu ifade edeyim. Evet. Bunlardan bir tanesi Suriye olayı vardı. Çok ciddi bir tarafta kanayan yara var. Her an ne olacağı belli değildi. Bakın bir uçak olayı vardı, unuttuk. Türkiye kamuoyu uçak olayını unuttuk. Aile şehitle baş başa kaldı. Evet. Ne yazık ki o şehidimizde rakam oldu, ben öyle diyorum. Yani önce toprağa veriyoruz, ikinci gün rakam olmaya başladı şehitlerimiz. Vakaya adliyeden olaylar gibi. Bir tarafta bunlar Oslo'da gidiyorlar. Kapalı kapılar ardında PKK ile görüşme yapıyorlar. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırdığımızda efendim bu PKK'nın ekmeğine yansıdı. Bakın böyle bir tablo var. Bir tarafta Foça'ya kadar gelen bir terör var. Bir yandan habire polislerimiz, askerlerimiz şehit oluyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi al bayraklı tabutlar içerisinde genç fidanlarımız geliyor. Biz bunlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu konuşalım dediğimiz zaman hükümet diyor ki efendim siz bunu niye çağırıyorsunuz? Hı hı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani biz niye tatildeyiz? Biz şu anda niye tatildeyiz? Evet, bakın Türkiye, yani olağanüstü günler yaşıyoruz. Ne olacağı belli değil. Şu dakikalarda bile ne olduğu belli değil. Hı hı. Bakın Türkiye'nin bazı bölgelerinde bakın Şemdin'de yaşadığımız olay var, Hakkari'de yaşadığımız olaylar var. Oraya gittiler, milletvekillerimiz oradaki tabloyu gördüler. PKK bir anlamda strateji değiştirmeye başladı. Bakın 3 Kasım 2002'de sıfır terörle karşı karşıya olan bir Türkiye'de şu anda kurtarılmış bölge yaratmak isteyen, vurup kaçmayan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Bakın PKK da strateji değiştiriyor. Nedir? En önemli olaylardan bir tanesi terörün devam edebilmesi için yöre halkıyla ilişkin lojistik desteği yanına alabilme gerçeğidir. Şemdin'in olayı ilk başkaldırılardan biridir. 84'teki Ero olaylarından sonra aradan neredeyse 30 yıla yaklaşan bir süre geçtikten sonra ilk olarak PKK bir yöreye saldırdıktan sonra kaçmadı. Bakın 8-10 gün orada neler olduğunu bilmiyoruz. Orada şehitler verdik. Bir başkaldırıda bulundu Türkiye'ye karşı. Şimdi bunu yapan bir hükümet var, bir başbakan var. Bunları anlatan ana muhalefet partisinin genel başkanı bunları kamuoyuna anlattığı zaman hayır efendim siz susun diyor. Siz konuşmayın diyor. Teröre bunu konuşursak diyor, teröre diyor bir zafiyet içerisinde davranırız. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi gelelim Tunceli olayına. Ondan da bahsetmek istiyorum. Tabii bunu bununla karşılaştırmayı da çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili Tunceli'de siyasi çalışmalar yapıyorken bir devlet karayolu üzerinde silahlı terör örgütü mensupları tarafından kaçırılıyor. Ben lafı evirip çevirmeyi seven bir milletvekili değilim. Onu açık konuşayım. Ortadan konuşuyorum. Bu olay bir terör örgütünün alçakça bir eylemidir. Alçakça bir eylemidir. Bakın bu şekilde söylüyorum. Onu kaçıranlar dağdaki teröristlerdir. Bu alçakça eylemi yapanlar milletvekilimizi kaçırmışlardır. Milletvekilimizin buradan ayrıldıktan sonra, yani daha sonra 2 gün sonra teslim edilme anındaki konuşmalarını asla tasvip etmiyorum. Onu ifade edeyim. Onu ama bu televizyonlar aracılığıyla bu kadar konuşuyorum. Onu kendisiyle 2 Mayıs içerisinde parlamento başladığı zaman kendisiyle baş başa görüşmeyi istiyorum. Ama şuradan bir kere daha ifade istiyorum. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Asla arkadaş filan değildir. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Ama o ruh hali içerisindeki konuşmaları kendi kişisel görüşü olarak kenara koyuyorum. Televizyonları başında bizi izleyen seyircilerime de buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği itibariyle devleti kuran, ulusal kurtuluş bağımsızlık savaşımızı yapan ama İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulan parti değildir.
Bizim köklerimizde Kuvayi Milliye vardır. Bizim köklerimizde Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bizim köklerimizde Ulusal Kurtuluş Savaşı vardır. Bizim köklerimizde Mustafa Kemal'in devrimleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri aynı zamanda Mustafa Kemal'in milletvekilleridir. O büyük devrimci, sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın milletvekilleridir. Yüzümüzde, ışığımızda Mustafa Kemal'in devrimleri vardır. Evet. O devrimler hepimizi aydınlatıyor. Bakın, hepimizi aydınlatıyor. Onun devrimleri ışığında, Mustafa Kemal'in önderliğinde onun partisini mutlaka iktidara getireceğiz. İktidara getirmek zorundayız. Bir daha söylüyorum. Özgürlüğün ve umudun ülkesini kuracaksak, hepimizin Türkiye'sini kuracaksak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriysek, o kimliği onurla taşıyorsak, şunu da asla unutmayacağız. Bizler Mustafa Kemal'in milletvekilleriyiz. O büyük devrimcinin milletvekilleriyiz. Onun özlediği, onun refah düzeyi olarak görmüş olduğu Türkiye'yi hep beraber yaratacağız. Ama şunu da, bu duygular içerisinde de şunu ifade ediyorum. Bir kere daha söylüyorum. Onun en büyük eserim dedi. O dedi ki, iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, biri Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Onun en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yönetilen bütün tehdit ve tehlikelere karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak sarsılmaz inanç ve kararlılıkla dik duracağız. Evet. Onun en büyük emanetim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir kararlılıkla, onun devrimlerine büyük bir aşkla sarılacağız. Kim ne derse desin. En büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. En büyük Mustafa Kemal'dir. Bir kere daha buradan aykırıyorum. Hepimiz Mustafa Kemal'iz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu duyguları buradan ifade Şimdi etmek istiyorum. Şimdi Sayın Ergün'ün de tabii kaçırılması sonrası nasıl bir psikolojik travma yaşadığını konuştuk günlerce burada. O ruh haliyle yaptığı açıklamalar var. O yaraya olan yakınlığı, kişiliği, kendine özgü bir kişiliği var. Aktivist olması, bundan önceki milletvekili olmadan önceki yaşantısında göz önünde bulundurursak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da partimizin genel görüşünü yansıtmayabilir ama arkasındayız dedi. Umalım terör konusu başka mecralara çekilmesin, terör sorununun çözümü konusu başka mecralara çekilmesin diyelim. Ve ben biraz da Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine dönmek istiyorum. Siz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki ziyarette bulundunuz. Neler yaşadınız, izlenimleriniz neler? Hem uluslararası hem ulusal anlamda yıl dönümüydü. Hacı Bektaş şenliklerine ilk olarak gittim ben dün ve çok mutlu oldum. Yani Hacı Bektaş, o büyük hünkârın o mistik havayı kokladım, onu ifade edeyim öncelikle. Çok büyük, müthiş bir sözü var. Bu sözü ben daha önceden de üniversite yıllarımdan da bilirim, okumuştum ama müthiş bir söz. Dün o toplantıyı izliyorken sadece o sözü bakarak kendi bundan sonraki iş dünyamı da davranış tarzımı da ona göre şekillendireyim diye kendi kendime söz verdim. Diyor ki, incinsen de incitme diyor. Müthiş bir şey. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani Anadolu halk ayaklanmasının, Anadolu'nun o muhteşem kültürünün içerisinde ne kadar büyük bir zenginliğimiz olduğunu ben dün Hacı Bektaş'ta yaşadım. İncinsen de incitme diyor. Yani düşünürlerimizin, böyle büyük dehalarımızın, Anadolu'nun büyük devrimcilerinin olduğunu gördüm. O coğrafyanın, o Hacı Bektaş'ın yıllar sonra bile oraya gelen insanları nasıl kaynaştırdığını gördüm. Sayın Genel Başkanımız da o coğrafya içerisinde kamuoyuna çok güzel mesajlar verdiler. Birlik, kardeşlik mesajları verdiler, barış mesajları verdiler. Şuradan bunu ifade edeyim. Neyi bölemiyoruz biz Türkiye'de? Bu güzel ülkede, bu büyük ülkede neyi bölemiyoruz yani? Yani sağduyu olan, sahibi olan herkese sesleniyorum. Bakın, bunlar binlerce yıl evvel 13. 12. yüzyılda yaşayan aydınlanma devriminin öncüleri bunlar. Bunlar Mustafa Kemal'lere örnek olmuş. Anadolu aydınlanma devriminin kilometre taşları. Bu insanlara biz neyi paylaşamıyoruz bu güzel ülkede? O nedenle benim aklımda kalan, dün çok güzel bir çalışma yaptık Hacı Bektaş'ta ama en önemli olan iki kelime. Bütün o güzel coğrafya içerisinde dün çok güzel insanlarla tanıştım. Yani Cumhuriyet'in kurulmasında, onun ilerlemesinde kilometre taşı olan, mihenk taşı olan, Cumhuriyet'in gerçek sahiplerinin kim olduğunu ben dün Hacı Bektaş'ta gördüm. Evet. Onlar Mustafa Kemal dediği zaman gözleri parlıyor. Yani onlara Mustafa Kemal'i, onun devrimlerini bahsettiğimiz zaman tüyleri ürperiyor. Onlarla aynı kanı taşımaktan, onlarla aynı coğrafyada olmaktan, Anadolu insanı olmaktan dün müthiş gurur duydum, mutluluk duydum. Dedim ki, iyi ki siz varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki biz varız. Ben o anlamda çok büyük bir mutlulukla döndüm ama şunu ifade ediyorum. Yani ilk fırsatta Hacı Bektaş'a tekrar gideceğim. İmkanım olduğu zaman da dün gezemediğim yerler vardı. O eksik kalan yerleri de tamamlayacağım. Hacı Bektaş aslında kendi kimliğini, o yöreyi aşmış.
Türkiye'nin sınırlarını da aşmış. Ta Avrupa'da, dünyanın her tarafında onun vermiş olduğu barış, kardeşlik, o Anadolu aydınlanmasını, Anadolu devriminin özgürlüğünü onun hücrelerine kadar yaşayan çok büyük bir bilge kişi. Hünkârın önünde dün saygıyla eğildik. Çok mutlu oldum. Ben bu vesileyle, bu geziye vesile olan Sayın Genel Başkanıma da buradan şükranlarımı arz ediyorum. Büyük bir milletvekili grubuyla Türkiye'nin her tarafından Hacı Bektaş'ın o barış, kardeşlik felsefesini kendi iç dünyasında özümsemiş vatandaşlarımızla beraber büyük bir coşkuyla kutladık. Al bayrağımızın altında, Mustafa Kemal'imizin fotoğrafının altında hep beraber barış, kardeşlik duyguları içerisinde işte özlediğimiz Türkiye budur diye o duygularla Gerekli buraya geldim. Gerekli şu günlerde değil mi Hacı Bektaş'ın o duygularla buraya geldim. Kardeşlik mesajları, evet. En çok ihtiyaç olduğumuz zaman. İhtiyacımız oldu. Çok da anlamlı oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bayraktutan. Ben teşekkür ediyorum. Size değerli yorumlarınızı. Bu vesileyle de izleyicilerimize de Türkiye'nin her gününün bayram güzelliğinde olması dileğiyle, vatandaşlarımızın bayramını huzur ve mutluluk içerisinde kutlaması dileğiyle, daha güzel bir Türkiye'de yaşama özlemiyle bayramlarını da kutluyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz bu güzel dileklerinizden dolayı. Sağ olunuz, yayınımıza katıldınız ve sevgili seyirciler, gün içinin ilk bölümüne noktayı koyuyoruz. Saat başında tekrar birlikteyiz. Gün içinde tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 13. yıl dönümü bugün. Acı kayıpların, yaraların, o felaketin ardından 13 yıl geçti ancak bu acılar tedbir aldırmaya yetmiyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi. Deprem sırasında ve sonrasında yaşananlar, bir doğa olayı olan depremin bir afete nasıl dönüşebileceğini hepimize çok acı bir şekilde göstermişti. Yaşanan bu acının ardından Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, topraklarının %92'si, nüfusunun %95'i, büyük sanayi merkezlerinin %98'i deprem bölgeleri içinde yer almakta olduğu ve barajlarımızın %93'ü bu tehlikeli hat üzerinde bulunduğu gerçeği enine boyuna tartışılmıştı. Bilim insanları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri acıların tekrar yaşanmaması, mal ve can kayıplarının olmaması için gerçeğe uygun politikaların geliştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği yönünde sorumluları uyarmıştı. Ancak en son 2011 yılı içerisinde yaşanan orta büyüklükteki Simav, Tekirdağ ve Elazığ depremleriyle Büyük Van depreminden sonra yaşananlar Türkiye'nin depremlere tam olarak hazır olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Marmara depreminde resmi rakamlara göre 35 bin kişi ölmüştü. Ancak Yurt Gazetesi'nin haberine göre o döneme tanıklık eden bir belediye başkanı, hükümetin gerçek rakamı yansıtmadığını, zira sadece Gölcük'te ölenlerin sayısının 35 binden fazla olduğunu ve Değirmendere'de ise bu rakamın 10 bin civarında olduğunu, diğer illerin de eklenmesiyle 40 binin çok üzerinde olduğunu aktardı. Peki bugün İstanbul'da bir deprem olsa vatandaşları neler bekliyor? Bu soruyuysa TMOP İnşaat Mühendisleri Odası yanıtlıyor. İşte olası bir depremde İstanbul'da yaşanacaklar. En az 400 bin ailenin acil barınmaya ihtiyacı olacak. 160-200 bin yaralı insanın hastaneye ihtiyacı olacak. 70-150 bin kişi yaşamını yitirecek. Elektrik santralleri hasar görecek. 250-300 bin mertebesinde iş kaybı olacak. İstanbul'un birçok yerinde yangın çıkacak. Evet, bugün Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 13. yıl dönümü sevgili seyirciler. Felakette hayatını kaybedenler Gölcük, Yalova, İzmit ve Sakarya'da düzenlenen etkinliklerle anılıyor. 17 Ağustos 1999. Saat 3'ü tam 2 dakika geçiyordu. Büyük bir gürültü ve sarsıntıyla yataklarından fırladı o anı yaşayanlar. Kimileri şanslıydı ve sağ salim kurtulmuştu, yakınları, sevdikleri ve kendileri. Ancak binlerce can yandı. Her enkazın başında ayrı bir acı bekleyiş yansıyordu kameralara. İnsanlar sevdikleri tek parça çıkabilsin diye dualar ediyordu. Aradan tam 13 yıl geçti. Kayıpların acıları ise hala taptaze yerinde duruyor. Dün gece depremin yaşandığı o dakikalarda kayıplar verilen illerde anma törenleri düzenlendi.
Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler felaketin meydana geldiği saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı. Anma etkinliği öncesinde kent meydanında toplanan CHP Gençlik Kolları üyeleri depremde hayatını kaybedenler için dua okuyarak helva dağıttı. Yalova'da da depremin yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren depremde yıkılan binaların enkazı üzerine kurulan deprem anıtını ziyaret etti. Hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bırakan vatandaşlar, anıt içinde bulunan fotoğraf sergisini de gezdi. Gece geç saatlerden itibaren anıt çevresindeki kalabalık artarken bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Sarsıntıları bile bir anda durdurur. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı. 17 Ağustos depreminde Yalova'da 10.201 ev ve iş yeri hasar görmüş, yaklaşık 2.500 kişi hayatını kaybetmişti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de düzenlenen törende depremde hayatlarını kaybedenler anıldı, dualar okundu. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akarsa depremin yalnızca 17 Ağustos'ta hatırlandığını, bunun yetmeyeceğinin örneğini Van'da yaşadıklarını, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Telefon attığımızda CHP İstanbul Milletvekili Sayın Haluk Eyidoğan var. Sayın Eyidoğan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zahra Hanım. Sağ olunuz. Evet, İstanbul depreminin, daha doğrusu Marmara depreminin üzerinden 13 yıl geçti. Anma törenleri yapılıyor dedik. Geçtiğimiz yılda Van ve Erciş'te büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir yıkım oldu. Hayalet kente dönüştü adeta Van ve Erciş bölgesi. Ama hala biz alınamayan önlemlerden söz ediyoruz. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olmasına rağmen neden bu durumda Türkiye? Hükümet neden gerekli adımları atmıyor? Şimdi önce tabii riskin nasıl azaltılacağına dair bir görüşü olması lazım. Yani hükümetin bu ülkede yerleşmiş geleneksel... Alo? Dinliyorum sizi Sayın Eyidoğan. Bu ülkede yerleşmiş geleneksel yara sarma politikaları, yani oluşacak afet sonrası iyileştirme... den ziyade afete maruz kalma durumunda kayıpları en aza indirecek risk yönetimi kavramını bir kere hükümetin anlaması lazım. Evet. Yani hep biz bu eskiden kalma anlayışı sürdürürsek, yara sarma anlayışını sürdürürsek, afetten sonra devlet gider yaraları sarar, işte insanlara ev yapar, yardım eder. Bundan kurtulup bunun yerine yara sarma noktasına gelmeyecek risk yönetimi sistemini oturtmamız lazım. Ancak maalesef bunu algılayamadığımızı, hükümetin bunu algılayamadığını görüyoruz. Son 10 yıldır yapılan bazı çalışmalar hala bizim bu yanlış anlama olayından kurtulamadığımızı gösteriyor. Yani bir risk ve afet yönetim politikasının oluşturulamamasının faturasını ödüyoruz. Son 1999'dan sonraki en büyük deprem olan Van depremi bizim hala büyük kentlerde hızlı kentleşme sürecinde, büyük kentlerde, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki büyük kentlerde risk yönetimini yerleştiremediğimizi görüyoruz. Yani rastgele yerleşmeler, denetimsiz yerleşmeler, plansız yerleşmeler, özellikle denetimsiz yerleşmeler, riskleri, deprem riskini azaltmayı yalnız inşaatlar yaparak, büyük inşaatlar yaparak çözeceğimizi sanmak bizi gerçekten bu ülkenin deprem risklerini azaltmaya çok fazla katkı sağlamaz. Evet. Yani bazı yasa ve yönetmelikler çıkarılıyor ama bunlar ya yetersiz ya da yeteri kadar uygulanmıyor. Kurallar uygulanmıyor. Maalesef denetimsizlik hala en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Evet. Sayın Eyidoğan, siz aynı zamanda konunun uzmanısınız da.
Şimdi siz dediniz ki afet sonrasındansa afet öncesi önlemler önemli aslında. Bu anlamda evet, hep İstanbul'da yakın bir gelecekte büyük bir deprem olması olasılığına karşı ne önlemler alınabilir? Hep konuşuluyor, tartışılıyor ama İstanbul'da halen çatlak evlerde oturan insanlar var. Evet. Yeterli önlemlerin, denetimlerin daha doğrusu yapılmadığından söz ettiniz. Bu ne anlama geliyor efendim? Bu yüzyılda böyle binalarda insanların hala yaşaması ne anlama geliyor? Şimdi tabii ne yapılıyor? Son 10 yıldır özellikle 13. yılı bu seneyi devriyesi 1999 depreminin. Bugüne kadar planlı yerleşme ve denetim yerleşme konusundaki uygulamaların müteahhitlik sisteminin ve imar ve iskan mevzuatının, afet mevzuatının uygulamasının yetersiz olduğunu görüyoruz. Biz hala müteahhitlik sistemini kurumsallaştıramadık. Bu ülkede müteahhitlik kurumsallaşmış bir yapı kazanmadı. Onunla ilgili bir yasası dahi yok. Mevcut deprem yapı denetim kanunun uygulamasında da sıkıntılar var. Yeni oluşturulan yapı denetim yasa taslağında da ciddi sıkıntılar var. Şimdi burada riskleri azaltmak için bugüne kadar yapılmış yanlış işler, yanlış ya da dayanıksız yapılardan kurtulmanın yolu efendim işte bir kentsel dönüşüm uygulaması olarak karşımıza çıktı. Hükümet Van depreminden hemen sonra son 10 yılın sonunda 9 yılın sonunda Van depreminden hemen sonrasında dedik ya biz bir kentsel dönüşüm yasası çıkaralım ve mevcut yapı, kötü yapı stoğundan kurtulalım. Kentlerimizi daha deprem güvenli, afet güvenli hale getirelim dediler. Bir yasa yazdılar, meclise getirdiler ama maalesef bu yasa yanlış yani yanlışlıklar ve hukuksuzluklar içeren bir hukuk belgesi olarak ortaya çıktı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kentsel dönüşüm yasasıyla Türkiye'de afet riskinin ve deprem riskinin azaltılmasının mümkün olmayacağını söyledik. Çünkü yasaya baktığımız zaman hakikaten yasa afet riski altındaki alanların dönüşümü diyor ama yalnız deprem için deprem bina kavramını içeriyor. Yalnız deprem yasası gibi duruyor ve o da çok yetersiz. Biz yani bu kentsel dönüşümü sağlayacak olan kentlerde özellikle mevcut yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi, alansal ya da geniş alanlarda dönüşüm yenileme ve iyileştirme için bu kanunun bu kanunun uygulama yapılamayacağını söylüyoruz. Neden? Çünkü dünyadaki kentsel dönüşüm uygulama anlayışını hiç uygun değil. İnsanların mülkiyet açısından, yaşam hakları açısından, barınma hakları açısından mağdur olabileceğini görüyoruz yasanın uygulamasıyla ilgili uygulamasında. Nitekim bugüne kadar yapılan uygulamalarda da zaten TOKİ aracılığıyla ya da diğer bazı kurumlar aracılığıyla yani bunun çok da iyi örneklerini görmüyoruz. Yerinde dönüşümden ziyade insanları başka yerlere transfer etme gibi ya da mevcut varlıkları karşılığını verememe gibi bir uygulama önümüzde duruyor. Önümüzdeki aylarda bu uygulamalarla gerçekten insanların mülkiyet haklarının zedelenebileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüme Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir deprem riski altındaki alanlarda kentsel yenileme, dönüşüm ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekliliğini savunuyoruz ama bu AKP'nin meclisten geçirdiği yasayla bunun mümkün olmayacağını söylüyoruz. Gelin bu yasayı böyle tepeden inme şekilde yazdınız ve meclisten geçirdiniz. Gelin bütün bu itirazlarımıza rağmen bunu böyle yaptınız. Gelin bu yasayı meslek odalarının, üniversite hocalarının, uzmanların dünyadaki kentsel dönüşüm anlayışı paralelinde bütün görüşleri alarak bir böyle bir anlaşma içerisinde halkın da mağdur olmayacağı şekilde anayasaya, yasalara uygun bir şekilde yeniden yazalım dedik. Evet. Ama maalesef AKP bunu kendi bildiği şekilde meclisten
bir şekilde geçirdi ve biz de dedik ki ya bu yasa bu yasayla kentsel dönüşümü siz hakkaniyetle, adil biçimde ve iyi sonuç alacak şekilde uygulayamazsınız dedik. Göreceğiz. Yani çeşitli yerlerde, mahallelerde insanların bu konudaki talepler çerçevesine gidip görüşmeler yapıyoruz. Gerçekten İstanbul üzerine. Dün mesela Bursa'daydım. Bursa'da bir toplantı yaptık. Orada bazı uygulamalarda örneğin Tuki Doğan Bey vakası var. Doğan Bey olayı gerçekten bir skandal. Yani 5000 kişi 5 senedir mağdur Tuki uygulaması nedeniyle. Eğer böyle örnekler karşımıza çıkacaksa o zaman olmaz yani. Bu kentsel dönüşümü insanları mağdur ederek yapamazsınız. Toplu anlaşmalar yapmak lazım. Şimdi mesela bir 4 Ağustos'ta bir yönetmelik çıkardılar. Efendim riskli alan belirleyeceğiz diyorlar. Riskli alanı belirlerken bir sürü işlem yapacağız diyorlar. Madde 4'te 4 Ağustos 2012'de çıktı bu. Afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uygulama yönetmeliği. Riskli alanı nasıl belirleyeceğiz? Bir sürü teknik şey yazmışlar. Ya dememişler ki kardeşim o bölgede yaşayan halkın görüşü, beklentileri, ihtiyaçları nedir? Önce bunları bir anlayalım. Halkla bir görüşme yapalım. Ondan sonra çeşitli projeler, ona uygun projeye geliştirelim. Yok, yalnız işte burada taşınmaz listesini yapalım, haritaları yapalım, kroki çıkaralım, ondan sonra zemin etüdü yapalım, imar planlarını hazırlayalım falan. Peki kardeşim buradaki vatandaş ne diyor? O topluluk görüşleri dışlanıyor. Dünyada böyle bir anlayış yok. Yani o zaman siz vatandaşa ben seni tasfiye ederim endişesi yaratıyorsunuz. Bunları biz eleştiriyoruz. Örneğin Sümer Mahallesi uygulaması. Sümer Mahallesi'nde yıllardır 6-7 senedir Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, Zeytinburnu Belediyesi bu uygulama yapmak istiyor. Bir baktık şimdi 15 hektarlık alanda 6 hektara insanları yerleştirmeye uğraşıyorlar Kiptaş marifetiyle. Geri kalan 9 hektara rezidanslar yapmışlar. 15 blok, 15 kat. Ondan sonra onlar akıllı lüks binalar. Hiç Zeytinburnu'ndaki insanların gelip oraya yerleşmesi mümkün değil. 2+1'leri 700 bin liraya satıyorlar. 15 hektarın 6 hektarını Kiptaş'a, vatandaşa kış tıkış binalar yaptın. 17 kat yanaşık düzen binalar yapmışlar. Oraya yerleştirmeye uğraşıyorlar. Bir de borçlandırarak. Öbür tarafta kentsel dönüşüm alanı ilan ettikleri yerin büyük bir kısmını özel sektör rezidans yapıp büyük fiyatlarla satıyorlar. Orada Zeytinburnu halkının depremden etkilenecek şu anda 20 yıl, 30 yıl, 10 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan mülkleri olan insanların oraya transferi düşünülmüyor. Bu 15 hektarın 9 hektarı lüks konut rezidans yapılıyor. Oraya buraya satılıyor dışarıdan gelenlere. Evet. Yine Zeytinburnu halkı borçlandırılarak tıkış tıkış binalar yerleştirmeye çalışılıyor. Şimdi bu mudur yani kentsel dönüşüm böyle yapacaksanız o zaman mağduriyetler oluşacak diyoruz. Bunun hakikaten insanlara insanları özendirecek uygulamalarını gösterebilmek lazım. Bu yasayla bu özendirecek uygulamaları yapacaklarına emin değiliz. Bu konuda ciddi tereddütlerimiz var. Bunu gerek bakanlığa gerek ilgili yerlere söylüyoruz. Ve vatandaşın da bize sorularını bu çerçevede cevaplıyoruz. Evet. Yani bu konuda benim geliştirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi için geliştirdiğimiz tavsiyelerimiz var. O tavsiyelerimizi isterseniz zamanımız varsa ben okurum. Eğer bir mahallede, bir adada vatandaşlar kentsel dönüşüme maruz kalacaklarsa, o sürecin içine sokulmuşlarsa benim vatandaşa bazı tavsiyelerim var. Müsaade ederseniz zamanınız varsa onları okuyayım. Kısaca alabiliriz ama şunu da sormak istiyorum Sayın Eydoğan. Şimdi Türkiye'de önemli fay hatları var. Bununla ilgili yeterli çalışma yapılıyor mu size göre? Özellikle kentsel dönüşüm çalışması son çıkan yasayla birlikte bu anlamda çok ciddi bir çalışma yapılmadığından söz ettiniz. Hükümet tarafından yasayı yeterli bulmadığınızı söylediniz. Sel felaketlerinde de gene kentsel dönüşümlerle konutların bulunduğu yerlerin ne durumda olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla evet. Bu fay hatları konusunda yeterli
itibariyle çalışma yapılıyor mu? Hem de kentsel dönüşümde bu fay hatları göz önünde bulunduruluyor mu diye sormak isterim. Sonra da CHP önerilerini alalım. Ülkede fay hatlarının birçoğu belliydi. Yeni çalışmalarla bunlar Meta'nın ve jeologların üniversitede çalışmalarıyla daha ayrıntılı belirlendi. Yeni faylar bulundu. Van depremi gibi olan daha önceden herhangi bir fay bilinmeyen yerde deprem olunca orada bazı faylar bulundu. Ama yani depremle ilgili fayların yerini bilmek, Türkiye'de kentleşmenin yüksek olduğu bu ülkede deprem risklerini azaltmak için tek başına yeterli değildir. Yani sorun kentsel dönüşüm dediğimiz şey yalnız inşaat değildir, yalnız fay değildir. Yani kentsel dönüşüm dediğimiz şey kentlerin yeniden yapılandırılması, canlandırılması, iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması ve çevrenin korunması, herkes için güvenlik. Kentsel yenileme bize çarpık yapılaşma, depreme dayanıksız afete karşı dayanıksız yerleşimlerin daha geniş yollar, dağlı gibi parklı alanlar, temiz hava, su, kentsel dönüşüm böyle bir şey kazandırması lazım bize. Yoksa yalnız fayları bulduk, işte faylardan 20 metre, 30 metre, 40 metre uzakta duralım, sorunu çözelim diye eğer o binaları kurallarına göre hala yapmıyorsanız, mevcut yapı denetim uygulamanız yetersizse ya da yozlaşmışsa, faydan 100 kilometre uzakta olsanız bile yıkılıyorsunuz. Yani Türkiye'de bunun örnekleri var. Fay 100 kilometre ötede, orada ağır hasar alıyor bina, orta hasar alıyor bina. Dolayısıyla bu fay konusu çok öne geçiriliyor. Önemli olan planlı ve denetimli yerleşmedir. Bakın son Samsun vakası bir skandaldır. Yani gerçekten bu kadar bilgi olmasına rağmen anonim olarak bir sürü, hatta eskiden kalma halkın yaşadığı birçok bilgi olmasına rağmen, bilim adamlarının ortaya koyduğu bir sürü bilgi olmasına rağmen getiriyorlar çamurun üzerine efendim kazıkla yaptık diyerek 13 kat binalar dikiyorlar. Ondan sonra da efendim burası sel bastı. Dolayısıyla bakın birçok yanlış kararlar, ranta dönük, kısa vadede para kazanmaya dönük kararlarla iş bu noktaya geliyor. Ben şimdi aslında bu kentsel dönüşümle ilgili olarak vatandaşın dikkat etmesi gereken birkaç konu var. Onları vatandaşa sizin vasıtanızla iletmek istiyorum. Evet. Eğer kentsel dönüşüm ilan edilen bir yerde, alanı ilan edilen bir yerde yaşıyorsanız ve sizin kapınıza gelip biz burada kentsel dönüşüm yapacağız diyorlarsa, benim vatandaşa tavsiye ederim şu. Öncelikle mahallende bulunduğun yerde kalmayı isteyecek. Ben başka bir yere transfer olmak, başka bir yere gönderilmek istemiyorum diyeceksin. Komşumla, hemşerimle buralarda beraber yaşamak istiyorum diyeceksin. Kesinlikle vatandaşın bireysel hareket etmemesi lazım. O kentsel dönüşüm alanındaki vatandaşların mutlaka bir araya gelip bir dernekleşmesi, bir platform oluşturması ve birbirleriyle haberleşmesi ve ortak çıkarlarda paylaşımcı olması ve katılımcı olması lazım. Söylentilere kesinlikle kulak asmaması lazım. İtiraz hakları vardır insanların, hukuken bunları kullanması lazım. Barınma hakkı var ve kutsaldır. Yeşil alan ve park istesinler. Kim kentsel dönüşüm yapacaksa kesinlikle yeşil alan ve park istesinler. Mülkiyet haklarının farkında olsunlar ve bunlara sahip çıksınlar. Kesinlikle kentsel dönüşüm alanında yeni yapılanma söz konusu olacaksa mutlaka kat ittifakı istesinler. Bunları belgelesinler. Mutlaka söz konusu uygulama projesi varsa orada, bir dönüşüm projesi, o projeyi mutlaka görsünler ve projede nerede olacaklarını kesinlikle anlasınlar ve bunun belgelerini istesinler. Ayrıca şunu öğrensinler: orada sosyal bir konut dönüşümü mü yapılacak yoksa lüks konut dönüşümü yapılacak? Evet. Bunu öğrenmeleri lazım. Çünkü ileride kendilerini lüks konut yaptık diye ekstradan borçlandırabilirler, hayat boyu borçlanabilirler. Konut için borçlanıp borçlanmayacaklarını kesinlikle öğrensinler. Projenin mutlaka denetim belgelerini daha sonra mutlaka istesinler. Kesinlikle vatandaş dönüşüm alanındaki faaliyetlerle ilgili herhangi bir belgeye anlamadan
veya bir uzmana sormadan kesinlikle imza atmaması gerekiyor. Ve o dönüşüm alanında yaşayan herkesin birbirinden haberi olması gerekiyor. Ayrıca imzalamak durumunda kaldığı her belgenin, her kendisine sunulan belgenin de fotokopisini alması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'deki uygulamalarda bu saydığım şeylerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Sonra vatandaş hukuksal mücadelesinde yeterli belgeleri sunamaz hale geliyor ve ne yapacağını bilemiyor. O nedenle bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak kentsel dönüşüm anlayışımız AKP'nin meclisten geçirdiği bu yasayla uyuşmuyor. Evet. Yani biz daha adil bir ve vatandaşın katılımcı olduğu daha sosyal demokrat anlayışı, sosyal konut anlayışını içeren bir kentsel dönüşüm modeli düşünüyoruz. Onunla ilgili de biz Cumhuriyet Halk Partisi programında bunları sunmuştuk. Dolayısıyla bu yasa gerçekten vatandaşı mağdur etmeye riski olan bir yasadır. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Eydoğan, yayınımıza katıldığınız ve düşüncelerinizi, yeni önerilerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi yayınlar diliyorum size efendim. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler, depremin, Marmara depreminin üzerinden 13 yıl geçti ama alınamayan önlemler ve CHP'nin önerilerini CHP İstanbul Milletvekili Sayın Haluk Eydoğan aktardı bize. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e yönelik eleştirilerle ilgili noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, bu anlatım partiyle alakalı değil derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan da kimsenin olayın aslına odaklanmadığını söyledi ve bu olay üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını da ekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e yönelik eleştirilerle ilgili Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte nokta koydu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Aygün yaşadıklarını anlatıyor. Kaçırılan bir milletvekilinin yaşadıklarını anlatmasında ne var? Bu anlatım partiyle alakalı değil. Partiyle alakalı bir duruş değil. Bu bir CHP söylemi de değil. Sanki CHP söylemi gibi anlatmak yanlış. Söylem CHP söylemi değil ama bir yanlış da bulmuyorum. Şimdi onun kaçırılmasını, bir milletvekilinin kaçırılmış olmasını, bunun milletvekili ve Türkiye üzerindeki travmasını düşünmeden bunları yapmak, konuşmak, bütün bunlar yanlış. Buradan CHP'yi parçalama girişimi yapılmak isteniyor. Bunu başaramazlar. Milletvekilimizin arkasındayım. İnsani bir duruş ve anlatım gerçekleştirmiştir. Hükümete yakın medyanın CHP'ye yönelik tavrına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. Hükümete yakın medyada ve bazı hükümet ve MHP çevrelerinde bir fırtına koparılmak isteniyor. CHP'nin bu konuda bir sorunu yok. Hüseyin Aygün'ün söylediklerinde, yaptıklarında ne var? Kendisiyle bugün görüşeceğim, detaylı bilgi alacağım. Ama bugün yapılanları gördüğümde CHP'ye karşı bilinçli bir faaliyeti fark ediyorum. Meclisi toplama talebimizin karşılanmaması, benim grup konuşmam ortada. CHP'nin kenetlenmesi ortada. Şimdi Aygün'ün sırtından CHP'de çatlama görüntüsü yaratıyorlar. AKP medyasının tavrı bu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan da Van dönüşünde gazetecilerin Aygün'le ilgili sorularını yanıtladı. Orhan, milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması ve serbest bırakılması sonrası yaşanan süreci eleştirerek kimsenin olayın aslına odaklanmadığını söyledi ve bu olay üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aygün kaçırıldıktan sonra bu olayı bekliyorduk dediğini hatırlatan Umut Orhan, Aygün'ün kaçırılma olayının üzerinden 24 saat geçtikten sonra AKP, hükümet ve iktidar cephesinden açıklama yapıldığını, bölgeye de 48 saat sonra gelindiğini söyledi ve bu tavrı vurdum duymazlık olarak niteledi. AKP'lilerin açıklamalarını eleştiren ve hukuki süreç başlatacaklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in birkaç Mehmet ölmesiyle parlamento meclis toplanmaz sözlerini de anımsattı.
Yani böyle bir şeyi söyleyen kişinin yerinde durmaması lazım. Şehitler üzerinden siyaset yapmak ve bu çözümsüzlükle beslenmek anlaşılır gibi değil. Şamil Tayyar'ın, Bülent Gedikli'nin açıklamaları gerçekten utanmazlık, armazlık. Yine dün Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları son derece yanlış. Ankara'ya gider gitmez kendisiyle ilgili de hukuki süreci başlatacağız. İşin aslı, hükümetin bu olayda yapması gereken bir kere ayıbını temizlemesi gerekiyor. Halen bu kaçırma operasyonunu yapanlar serbest dolaşıyor. Mustafa Elitaş'a da bu konuda gerekli dersi hukuk kanadıyla bizim vereceğimizi söylemek istiyorum. Parlamentonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem dış politikada bir savaş tehdidiyle ilgili hem de iç tehdit olan terör tehdidiyle ilgili yapılan toplantıda grup sözcüsü olan Mustafa Elitaş, gözcülük, erketelik yapmasını biliyor ama toplantıya katılmıyor. Ondan sonra da utanmadan gelip CHP'ye bırakın geçmiş olmayı olsun demeyi, bir de bel altından son derece çirkin, izansız ve edepsiz bir şekilde vuruyor. Dinle siyaset yapan Adalet ve Kalkınma Partisi bu Ramazan ayında bile maalesef her türlü siyaseti yapıyor, dini siyasete alet ediyor. Bu olaylardan da maalesef besleniyor. Ergenekon davasının 222. duruşması yapılıyor. Ergenekon davasının 222. duruşmasında mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından tanık Mesut Sezer'in dinlenilmesine başlandı. Sezer bir dönem Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'nde genel sekreterlik yaptığını belirterek burada yargılanan sanıkların büyük bölümünü basından tanıdığını söyledi. Tutuklu sanık emekli albay Fikri Karadağ ile bir program vesilesiyle tanıştığını ifade eden Sezer, "Bu hareket vatanını, milleti ve bayrağını sevenlerden oluşan bir topluluktur, bir sivil toplum örgütüdür. Tamer Ünal tarafından kurulmuştur," dedi. Duruşma Sezer'in tanık olarak dinlenilmesiyle devam ediyor. Balyoz Planı davasının 99. duruşmasında sanık avukatları duruşmaya yine katılmadı. Balyoz Planı davasının 99. duruşmasına deliller değerlendirilmeden savcının esas hakkında görüşünü açıkladığı ve tanık dinleme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle mahkemeye protesto eden sanık avukatları katılmadı. Mahkeme heyeti başkanı Ömer Diken, tutuklu sanıkların duruşmaya devamsızlığında artış olduğunu, birçok kişi için revir yazıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacaklarını söyledi. Diken, sanıkların revir kayıtlarının Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ifade ederek görevi kötüye kullanma suçu olup olmadığını da savcılığın karar vereceğini kaydetti. Duruşmada da daha sonra sanıklardan Çetin Doğan, dün başladığı esas hakkındaki savunmasına devam etti. Doğan'ın bilirkişi raporlarını mahkeme heyeti ve soruşturma savcılarının bu konudaki işlemlerini eleştirmesi üzerine başkan Diken, "Yanlış söylüyorsunuz. Bilirkişi incelemeleriyle ilgili mahkemeyi suçluyorsunuz ama soruşturma sırasındaki incelemeleri Cumhuriyet Savcısı talimat vererek yaptırır. Ayrıca Cumhuriyet Savcıları kimsenin lütfuna bağlı değildir. Savcı emir verir, kurumlar da bu emri yerine getirir, getirmek zorundadır. Mahkeme heyeti ve savcısını suçlayan hakarete varan sözler söylüyorsunuz," dedi. Diken, Doğan'ın başından beri Cumhuriyet Savcısı ve mahkeme heyetine yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiğini söyledi. Doğan'ın "lütfen savunma hakkımı kesmeyiniz" sözleri üzerine Diken, "dünyanın hiçbir yerinde savunma hakkı sınırsız değildir. Siz de savunmanıza dün öğleden sonra başladınız. Bir tam duruşma günü süre veriyoruz. Bu nedenle bugün saat 14-15 civarında savunmanızı keseceğim. Buyurun şimdi savunmanıza devam edin," diye konuştu. Duruşmaya Doğan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor. Öte yandan dünkü duruşmada savcının uyuyakaldığı gözlendi. Savcı Hüseyin Kaplan'ın uyuması sanıklar ve izleyici sıralarından kahkahalar yükselmesine neden oldu. Mahkeme Başkanı Ömer Diken duruşma salonunun girişinde saat 12.02'de "bu mahkemeden bir çıkmaz" diye bağıran kişinin MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri olduğunun kamera görüntülerinden tespit edildiğini açıkladı. Görevlilerin tutanak hazırladığını anlatan Başkan Ömer Diken, MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri hakkında yasal işlem yapılması için Silivri Cumhuriyet Savcılığına gereğinin takdir ve ifası için yazı yazılmasına karar verildiğini belirtti. 28 Şubat Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulacak. Erbakan'ın 28 Şubat süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kriptosuyla başladı iddiası mercek altına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu dönemin Başbakanı Erbakan'ın 28 Şubat sürecinin ABD'nin bir kriptosuyla başladığına ilişkin iddiasını mercek altına aldı. Komisyon ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher imzasını taşıyan belgeyi inceledikten sonra ABD Büyükelçisi Ricardone'ye gerçek olup olmadığını soracak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 28 Şubat sürecindeki siyasetçi, asker ve bürokratlarına yönelik hesap hareketlerini isteyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu ikinci bir adım atarak Merkez Bankası Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na 28 Şubat'ın 300 milyar dolara ulaştığı söylenen mali faturasını çıkartıyor. 28 Şubat Komisyonu, askerin oluşturduğu Batı Çalışma Grubu'nun sivil ayağı olarak bilinen ve Başbakanlık bünyesinde 28 Şubat kararlarını takip eden ekibi dinleme kararı aldı. Komisyon, 28 Şubat döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın dile getirdiği 28 Şubat sürecinin ABD'nin bir kriptosuyla başladığına ilişkin iddiaları da mercek altında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 28 Şubat ve 27 Nisan Alt Komisyonu, meclisin açılacağı 1 Ekim'den itibaren medya, yargı, sendikalar, ekonomi ve başbakanlıktan hangi isimleri dinleyeceğini belirledi. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e tarihsiz davet gönderildi. Dinlenecekler listesinin başında gazete patronları ve dönemin etkin gazetecileri de yer alıyor. Ya okul ya damga. Bakanlık 5 yaşındaki çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen aileleri rapor açmazında bıraktı. 4+4+4 kesintili eğitim yasasıyla gelen 66 aylık çocukların okula başlatılması kapsamında veliler çıkmazda. Çocuk Hakları Merkezi, 66 aylık ve daha büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen velilerin alacağı raporun bazı çocukların gelişim geriliğine sahiptir şeklinde etkilenmesine neden olacağını belirtti. Rapor nedeniyle çocuğun yaşamı boyunca engellemeyle karşılaşacağını vurgulayan merkez, veliler insan haklarına aykırı olan bu raporu almayı reddetmeli ve süreci idari yargıya taşımalıdır açıklamasını yaptı. Eğitime hazır olması gerekenin çocuklar değil, çocukların eğitim ihtiyaçlarına karşılık vermesi gereken eğitim kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı olduğu ifade edilen açıklamada, ancak açıkça görülmektedir ki ne okullar, ne sınıflar, ne öğretmenler, ne de müfredat 5 yaşındaki çocukları karşılamaya hazır. Hatanın ceremesini çocuklara ve velilerine çektiren Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Dönülmez sonuçlar ortaya çıkmadan 4+4+4'ten vazgeçilmelidir denildi. TÜİK'in tartışmalı işsizlik rakamlarına DİSK gerçek rakamlarla karşılık verdi. DİSK'in açıkladığı iş gücü verilerine göre Türkiye genelinde gerçek işsiz sayısı 4 milyon 43 bin. TÜİK'in tartışmalı enflasyon ve işsizlik rakamları inandırıcı bulunmazken DİSK resmi olan bu verilerle yetinmedi ve gerçek iş gücü verilerini yayınladı. Buna göre ülkede işsizlik oranı %8.2 değil %13.8. İşsiz sayısı da 2 milyon 272 bin değil 4 milyon 43 bin. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü, TÜİK tarafından açıklanan hane halkı iş gücü anketi Mayıs 2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'de çalışma çağındaki her iki kişiden biri çalışmıyor. AB ülkeleri için Eurostat verilerine göre 2012 yılının birinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı %68 düzeyinde. İşsizlik oranı %8.2 değil %13.8, işsiz sayısı da 2 milyon 272 bin değil 4 milyon 43 bin oluyor. Gençler içinse durum daha da kötü. Her iki gençten biri kayıt dışı çalışırken umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten biri işsiz. Kadınlar için çalışma yaşamına katılmak son derece zor. İş gücüne katılım oranı kadınlar için %30.2 düzeyinde. Kayıt dışı oransal olarak gerilese de hala kriz öncesi değerlerin üzerinde. Tarım sektörü kriz öncesine göre 1 milyon 10 bin artmış durumda. Buna göre toplam istihdam artışının %30'u tarım kesiminde gerçekleşti. Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor. İşsizlik sorununun insan onuruna yaraşır iş ekseninde ele alınması gerektiği belirtilen DİSK raporunda bu amaçla yapılması gerekenler şöyle sıralandı. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmelidir. Herkese en az bir ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı. Sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı. Herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir. Türkiye'de vekillerin aldığı maaş vatandaşın eline geçen parayla kıyaslandığında bir uçurum ortaya çıkıyor. Milletvekillerinin eline geçen 12.220 lira ile asgari ücretlerinin eline geçen aylık 740 lira net ücreti kıyasladığımızda akıllara diğer ülkelerde durum nasıl sorusunu getiriyor.
Türkiye'de milletvekillerinin eline geçen maaş asgari ücretinin tam 17 katı. Yani diğer ülkelerde milletvekili maaşı asgari ücretin 5-6 katı ya da 10-11 katıyken Türkiye'de tam 17 katı. Bu oran vekillerin aldığı maaş mı yüksek yoksa asgari ücretli mi az ücret alıyor sorusunu sordurtuyor. Tepki gösterilen konulardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na tabi olarak aylık alan milletvekillerine görevleri devam ederken ayrıca emekli aylığı ödenmesiyle ilgili. Vatandaş özellikle anayasanın 86/2 maddesinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez şeklinde hükme tepki gösteriyor. Ayda 12.220 TL aylık alan ve 2 yılı dolduran milletvekillerinin çoğu ayrıca 6.030 TL civarında emekli aylığı alıyorlar. Milletin vekili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'ndan hem emekli aylığı hem de milletvekili aylığı alırken milletin aslı emekli sandığına tabi olarak çalıştığı sürece emekli aylığı alamıyor. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in söylediği biber gazı %100 doğal ve hiçbir öldürücü etkisi yoktur sözüne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan yalanlama geldi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in biber gazının öldürücü bir etkisi yok. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan bir zararı olmadığına dair raporumuz var sözleri kafaları karıştırmıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı yetkilileri ise böyle bir rapor yok, sadece yazılı görüş var ve insan sağlığına zararları yoktur anlamı çıkmıyor dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre yetkililer ilk olarak 2003 yılında kendilerinden rapor değil bir görüş istendiğini, ardından 2007 yılında Sağlık Bakanlığı'na yazılı olarak daha detaylı bir görüş daha verildiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ali Yağız Üres'in iki görüşünde insan sağlığına zararları yoktur anlamı çıkabilecek görüşler olmadığını söylerken, biber gazının boğazda yanma ve gözde yaşarma yapmasından bahsedildiğini ve sadece bu lokal etkilerle ilgili olarak kalıcı bir hasara neden olmaz ibaresi bulunduğunu belirtti. 2007 yılında yazılan son raporun temel alınması gerektiğini belirten Profesör Doktor Üres'in bu görüşte ise astımlı hastalarda kalp hastalarında önemli zararları olabileceğini söylediklerini, bu tür bir rapor yazılmasının bilimsel anlamda mümkün olmadığını belirtti. Üres'in rapor yazılması için çalışma yapılması gerekiyor. Biber gazını insanlara sıkarak test etmemiz mümkün değil çünkü bilimsel etik açısından böyle bir çalışma yapılamaz yorumunu yaptı. Evet sevgili seyirciler, bu hafta gün içinin sonuna geldik. Önümüzde Ramazan bayramı var. Gün içinden hepinize güzel bir bayram diliyoruz. Bayram ertesi çarşamba günü saat 13'te yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.